Midsommar adlı filmi, Midsommar, biz, bize Ikea vasıtasıyla <laughs> kulaklarımıza aşina geliyor. Midsommar, Almancası, son derece Cermenik bir olaydır ama bütün dünya kültürlerinde vardır. İşte Midsommar ee, neye tekabül ediyor? Gece ve gündüz eşitliğine, ekinoksuna değil mi? ...21 Haziran ve civarına te tekabül ediyor. Filmin bu tarz ayrıntılarına inmeden evvel ilk önce... ...etrafından başlamak istiyorum. Şöyle ki, Ari çok genç bir rejisör. 1986 doğumlu. Ama inanılmaz birikimli bir sanatçı. Amerikan Film Akademisi'ndeki bitirme tezi olan bitirme çalışması olan ıı, filmi ıı, ve sonra da ıı, çevirdiği ve ödül alan bir ıı, kısa filmi bütün konu ve motif demetlerini adeta ne yapıyor bize ıı, sunuyor mesela ıı, o bahsettiğim bitirme çalışmasındaki ıı, filmin ana konusu Ödipal karmaşa dehşet bir biçimde dekonstrüksiyona uğruyor. Şöyle ki spoiler var tabii ki. Ödipal ee, karmaşa bir e, oğul var. Anne var, baba var. Oğul babaya aşık. Babayla e, erotik e, ve cinsel e, beraberlikler yaşıyor. Ve en sonunda e, annesini öldürmeye çalışıyor. Yani Ödipal karmaşa ...tamamiyle... ters ediliyor değil mi? Öteki filminde, bir kısa filminde bir anne, anneyle olan sorun tadında bir ismi var. Bir anne, oğlu hazırlanıyor çünkü üniversiteye gidecek, şehri terk edecek, annesini terk edecek. Annesi oğlun paketleri hazırlarken böyle bir şeye dalıyor, hayale dalıyor çocukluğu, işte neler yaptılar beraber filan falan sonradan anlıyoruz ki biz san, sanıyoruz film devam ediyor. Hayır, çocuk hala orada. Paketlerini hazırlıyor, bavullarını hazırlıyor. Annesi hayal görmüş, hayal etmiş bütün bunları. Sonra dayanamıyor oğlunun gidecek olması da. Ona bir ilaç koyuyor yemeğine, tostuna, sandviçine. Çocuk hastalanıyor ve ölüyor. Yani Ari Aster'ın ana motifleri arkaik bir biçimde sevginin arkaikleşmesi. Değil mi? Çok etkilendiği rejisörler de var. En başta Nicholas Roeg, kendisi, kendisini kendisine alıntılıyorum. Nicholas Roeg'dan inanılmaz etkileniyor. ve burada da özellikle Don't Look Now adlı film. Oradaki konu biliyorsunuzdur. Şey yani bir çiftin kız çocukları boğuluyor. Bir konu yaz. Yaz, yaz tutma. Ari Aster'ın bütün filmlerinde bu vardır. Hereditary'de o kız öldükten sonra o kadının yaşadığı buhran, abisinin yaşadığı buhran, babasının yaşadığı buhran. Ve gayet tabii ki Midsommar'da da bu ana konulardan bir tanesi. Hatta topografik olarak da Midsommar'da son derece yoğun bir uh, Don't Look Now alımlanması var. Çünkü Midsommar'da aynen Don't Look Now gibi trajik bir yapıya sahip ve uh, tragediyanın ihtiyaç duyduğu zıt topografyalar, Midsommar'da da, Don't Look Now'da da var. Don't Look Now'un Venedik'i bir nevi Midsommar'ın Horgas'ına, İsviç'teki o değişik köye tekabül ediyor değil mi? Katartik köye. Nasıl John Baxter, Venedik'te, Don't Look Now'da adam oluyorsa, sırların mihnetine eriyorsa, kendisiyle yüzleşiyorsa, aynı şey Midsommar'da da söz konusu. Bazı. Protagonistler için. Ve bir şey daha e, çok önemli. De, Nicholas Rourke'dan bahsetmişken. Walkabout filmi. Nicholas Rogue'un yanlış hatırlamıyorsam Don't Look Now'dan evvelki filmi diye hatırlıyorum. Ama hatalı olabilir. Önemli değil. Bakarsınız Walkabout. Orada... E, bir baba çocuklarıyla Avustralya'da şehirden alıyor çocuklarını okulda gidiyor çöle çocuklarını çocuklarını ateş ediyor öldürmeye çalışıyor onları çocuklar kaçıyor bir kayaların arkasına Sonra adam kendisini vuruyor çocuklar orada çölün ortasında daha başında kalıyorlar ve walk about'ta olan bir aborigine gencinin bu bir inisiyasyon bir erginleme e, sürecidir ...yetişkinliğe geçişte... On, ...onlarla e, birleşiyor. Yani neyi görüyoruz yine? Çok farklı dünyaların... ...modern ile arkayın... ...bir araya gelişini... ...Ve Walkabout'ta da bir trajik son var. Ama bunları hep... E, ...seyredin... ...sevgili e, dinleyenlerim. Başka... E, ...etkilendiği rejisörler... ...çok çok çok önemli Roman Polanski... ...özellikle... ...Rosemary's Baby adlı filminden çok etkilendiğini etkilendiği biliniyor Ari Aster'ın. Orada işte günlük güneşlik sıradan sürdürülen hayata birdenbire aniden dehşetengiz bir korkunçluğun dahil olması. Bir korkunçluk tarafından o ilgili sıradan mutlu mesut tırnak içinde hayatların tuzbuz edilmesi değil mi? ...Roman Polanski'nin ana motiflerinden bir tanesidir. Vampirler'in Dansı filminde olsun. Kiracı filminde olsun. Uh, the, uh, Rosemary's Baby adlı uh, filmde olsun. Hiç, hiç hiç fark etmiyor. Bir de uh, kim çok önemli bu bağlamda? Brian De Palma ve özellikle Carrie filmi. Sissy uh, Speck'in... Speckin o başına o rezalet geldikten sonra bakışlarını çok 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 tırnak içinde söylüyorum. Kopyaladığını söyler Arif Aster. Kopyaladığını demeyeyim yanlış. Çok etkilendiğini, değişik şekillerle yorumladığını. Yanlış anlamayın lütfen. Kopyaladığını hiç e, e, kötü anlamda kullanmıyorum. Bunu söyleyeyim. Arif Aster son derece orijinal bir rejisör çok 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 o, beğeniyorum çünkü çok hmm, bir nevi değişik bir fantre havası var. Yani Ari Aster'dan çok o, yüksek beklentilerimiz olabilir ilerisi için. Evet. Mitch Samaragi perspektiften biz bugün biraz konuşacağız. ...mit, ritüel, kurban ve medyalar arasılık. Medyalar arasılıkla neyi kastettiğimi e, ilerleyen dakikalarda size söyleyeceğim. Ama ilk önce bir e, filmin tasarladığı evreni, evren hakkında biraz konuşmamız gerekiyor. Şimdi eğer... <laughs> ...Arias John Baxter'dan, özür dilerim, Nicholas Rock'tan etkileniyorsa... Nicholas Roeg'un en önemli özelliklerinden bir tanesi inanılmaz derecede modern ve arkaik topografyaları bir araya getirmesiyle ünlüdür. Nicholas Roeg da aynı zamanda bu konuda kimden etkileniyor biliyor musunuz? Alfred Hitchcock'tan etkileniyor. Alfred Hitchcock'un filmlerinde bahsetmişimdir size diğer programlarımda. Dehşetengiz bir şehir, kır. Şehir dışarısı pastoral alanlar, akültüre olmamış alanlar dikotomisi çok 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 önemlidir. Neden? Çünkü ancak bu topografya, trajediye ne yapıyor? O trajediyi devreye sokabiliyor değil mi? Bir, bir dehşetengiz bir karşıtlık söz konusu. Bir araya getirilemeyen karşıtlıklar söz konusu. Mesela Psycho filminde Phoenix, Arizona kentiyle o Bates Motel'in bulunduğu hatta yol bile ana yol üstünde değil eski yol sapa bir yerde. Çok 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 e, ilginç bir biçimde periferde değil mi? Hiç kimsenin gitmediği bir dağ başı adeta Bates Motel'in olduğu yer. Aynen Don't Look Now'da, söyleyin ismini, Venedik. ...burada o arkaik masal, romantik masal kentine... ...çöküşün vuku bulduğu masal kentine tekabül ediyor. Çünkü çiftin kendisine gayet pragmatik ve e, akılcı bir biçimde İngiliz onlar değil mi? İkisi de bilim insanı. E, ve Alfred Hitchcock'tan çok fazla örnek verebiliriz. E, Vertigo'da işte dediğim gibi e, o programı seyrettiyseniz... ...işte o Isp İspanyol kolonisi... O kilise, terk edilmiş diyarlar, o dünyanın en yaşlı ağaçlarının olduğu milli parklar vesaire vesaire. Ve şehir San Francisco. Kuşlar da ona keza, ona geleceğiz. San Francisco kentiyle o kuşların saldırısının vuku buldu Bodega Bay. Ne oluyor? Bunlar hep Apolonik topografya ile Dionizyak kadim topografyaları bir araya getiriyor değil mi? ...bir araya getiriyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Topografyalar bir araya getirildiği için... ...Bileşik Kaplar prensibi... ...bu iki topografya film sayesinde... ...ve e, fabül sayesinde... ...ve e, narasyon sayesinde... ...naratif sayesinde... E, ...izlek sayesinde birbirine bağlanıyor... ...ve ne oluyor? Bileşik Kaplar prensibi ...misali dengeleniyor. Yüksek olduğunu... iddia eden biraz alçalıyor. Ötekisinin kadimliği ve kaçınılmazlığı Bunun altı çiziliyor değil mi? Böyle bir terapi söz konusu. Hem seyirci için hem de filmdeki filmde e, ki aktörler, sanatçılar, canlandırılan kişilikler için. Midsommar da aynen öyle başlıyor. Nasıl başlıyor? Şizofrenik bir biçimde filmin jeneriği daha böyle tam şey olmadan jenerik çok sonradan geliyor. Böyle donmuş bir kutup o, peyzajı, arkaik bir e, folk şarkı bilinmeyen bir dilde. Her yer buz gibi. Göl, orman, medeniyete dair hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Gece Karanlık ve cad diye şizofrenik bir biçimde bir inanılmaz korkunç bir telefon sesiyle bir karanlık ev kamera geriye gidiyor. Kentteyiz. Yani film daha ilk e, saniyelerinde neyi inşa ediyor? Arkaik wilderness, bakir doğa. Bu bakiri balta girmemiş diye çevirelim. Hangi anlamda balta girmemiş? Kültür pek girmemiş. Hangi kültür? Öteki tarafta bu bulan kültür. Tabii ki burada da bir kültür var. Öteki taraftaki kültür. Telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Kamera. Telefon çalan. Evi gösteriyor. Yatakta. Emin değiliz ilk başta. Yaş, yani orta yaşlı bir çift. Orta yaşlı ile yaşlı arasında bir çift yatakta yatıyor. Yani ölü gibi duruyorlar. Telefon çalıyor, çalıyor, çalıyor. Tabii ki telefon kimse kıpırdanmadığı için en geç yani. Uzun çekimden sonra anlıyoruz. Bunlar ölmüş. Ölü. Ve bir kızcağız meraklı bir biçimde başka bir yerde o evi işte o eve ulaşmaya çalışıyor. Bakınız. Ee, bakir bir e, peyzaj, doğa donmuş, soğuk, karanlık, takır tıkır buz gibi her yer ve bir arkayık bir şarkı, bir türkü, bir 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 halk şarkısı bir tarafta mitik unsurlar, bir tarafta cırtlak telefon sesi, e, iletişim, burası çok önemli, iletişim ama e, şey olmayan bir iletişim amacına hizmet etmeyen bir iletişim. Çünkü iletişimin e, iletişilmek istenilen karşı taraf büyük bir olasılıkla ölü bir biçimde yatakta yatıyor. İletişim halde iletişimsizlik bağlamında enfes bir şeydir bu. Söyleyin adını. Bir imajdır. İletişim çağında yaşıyoruz ya kentte, kültürde. Ve evde battaniyeler var, kaloriferler var. Herkes aslında mutlu, mesut. Hiç kimse bir e, üşüme, açlık, e, korku e, yaşamasına e, gerek yok. Her yer ne olmuş? Akültüre olmuş. Ama iletişim çağında carcar car telefon sesleri çalmasına rağmen ne yapamıyorlar? İletişemiyorlar değil mi? Evet. İnanılmaz... Trajik bir a, narasyon, dehşet bir tragediayla açılıyor. Resmen klasik Yunan tragediyasını hatırlatacak şekilde. Baş roldeki kızın ailesi, şizofren olan kız kardeşi. Bakınız, mitik dünyaya böyle açılmaya başlıyoruz. İntihar ediyor ve intihar ederken, kolektif bir e, intihar. Annesini babasını da yanında götürüyor. Onları da öldürüyor değil mi? Dani, başrol oyuncumuzun adı e, Dani... E, ...sürekli e-mail yazıyor, telefon açıyor. E, erkek arkadaşını arıyor. Erkek arkadaşı da pek aslında ilgilenmiyor onunla. Diyor ki senin kız kardeşine çok yüz veriyorsun sen kız kardeşine... ...o yüzden o yani şey yapıyor. Seni istismar ediyor gibilerinden. Filmin başlangıcı korkunç korkulu aslında stresli değil mi? Bir aile yok oluyor ve tek bir <laughs> Danny geriye kalıyor. Orada bir sahne var. Kız sevgilisinin kucağında ağlıyor. Hatta ağlıyor değil, sinir krizi geçiriyor. ...içi dışına çıkıyor, onu çok güzel e, yansıtmışlar. Kamera yaklaşıyor, arkalarında pencere var. Arkalarında kar yağıyor. Gayet Noel ortamı var. Jingle bells değil mi? Mutlu... Ee, ...gelişmiş dünya. Ve kamera kara yaklaşıyor. Niye görüyoruz biliyor musunuz? O ilk baştaki kadim donmuş kış e, peyzajıyla... Bir paralellik gösteriyor. Ne demek istiyor burada Arias'ta biliyor musunuz? İsterseniz patlayın, isterseniz çatlayın, isterseniz dörde bölün kendinizi, isterseniz bütün analar üzülsün, isterseniz bütün ebeveynleri olsun, isterseniz bütün çocuklar gebersin. Doğanın umrunda değil. Doğa burada korkunç narsistik biçimde kendisiyle ilgili. Yani hangi ile karşı karşıyayız bu filmde biliyor musunuz? Trajik doğa ile. Doğa nasıl bir topografya? En iyisi dünyaya gelmemiş olma topografyası. Doğa bir sahne, sahnelenen oyun, tragedya. Filmin ana fikri açılışında bu ancak Türkiye yakabilirsin doğaya. Ancak uzun ince bir yolda olduğunu söyleyebilirsin. O anlamadığımız dilde İsveççe ki Türkü filmin başında onu vurguluyor. Ancak bunu müzikalleştirebilirsin. Burada Arias da son derece metinler arası bir biçimde. Di geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik götürüyor bizi daha baştan. Yani Nietzsche'nin müziğin ruhundan trajediyanın doğuşuna götürüyor bizi. Müzik çünkü nasıl bir şeydir? Sanattır. Oksijen gibi kaçamazsınız, duyuyorsunuz. Bir heykele bakmak zorundasınız. Müzikten kaçamazsınız. Aynen Patrick Süskind'in Koku adlı romanında kokudan nasıl kaçamıyorsak ...müzikten de kaçamazsınız. Bakınız bu ilkel iki duyu... ...görmeden... ...ne kadar daha üstünler değil mi? Burada da yine şey var... Aa, kadim duyular... ...duyma... ...ve... ...modern... ...duyular. Görme... ...bir nevi evrimsel olarak... ...kadim duyular, koku alma... Ve duyma, bizdeki içimizdeki vahşi hayvana, limbik sisteme tekabül ediyor. Görme, önloplara değil mi? Aydınlanmaya, ışığa tekabül ediyor. Nitekim son derece şehir e, ortamı, son derece entelektüel. Neyle ilintili? E, i̇şte e, kızın arkadası Christian e, doktora yapıyor. Nerede? antropoloji kürsüsünde. Hı hı. Ee, bir arkadaşı daha var. O, siyahi çocuk. Şimdi ismi gelmiyor aklıma. O da antropoloji kürsüsünde. Ee, bir tane Mark var. Son derece yani okumakla böyle entelektüel uğraşlarla hiç ilgisi yok. Tipik bir postmodern o, kişiliği temsil ediyor uygulamalı olarak. Hiçbir şey umrunda değil. Korkunç gamsız. ...kızı kötüleyebiliyor. Ondan sonracığıma... ...kendi sevgilisine... ...sen onu çok şımartıyorsun diyor. Sürekli seni... ...rahatsız ediyor diyor. Şunu yapıyor diyor. Bir de kim var? Pele var. Pele de işte o Horga'ya... ...gidecekleri... Köy, ...köyden gelme. O da antropolojide... ...doktora yapıyor. Bu arada Dani kendisi... ...psikoloji okuyor. hani çok güzel bir biçimde. Postmodern bir biçimde... Meta öykü, Oo, örmeye çalışan, oluşturmaya çalışan disiplinler bir arada. Aslında ben Arya Aster'ın yerinde olsaydım bir tane de felsefeci koyardım. Acaba Horga'da aa, <laughs> kategorik imperatif hakkında ne derdi bir felsefeci? Çok ilginç olurdu. Yüz ifadesini nasıl çekerdi Arya Aster? Yani üzüldüm. isterdim bir felsefeci olsun orada yani. Freude schöne Götter funken tochter aus Elysium. Yani nasıl bir hale tavıra bürünürdü diye. Malzeme bu. Malzeme bu. Klasik malzeme Amerika, gelişmiş ülke, üniversite, iletişim çağı, insanlar çok dekadan olmuşlar artık. Ee, hayatların hayatlarıyla baş edemiyorlar, İntihar ediyorlar, İntihar ederken annelerini babalarını da e, beraberinde götürüyorlar, tek bir e, kardeş kız kardeş kalabiliyor. O tabii ki korkunç şekilde travmatize olmuş. Ona pek böyle aman aman aşık olmayan bir erkek arkadaş var, İl ismi ilginç bir biçimde bir Christian ee, seçilmiş. ...birisi o, belli, isminden belli. Onun... E, ...siyahi arkadaşı var... ...siyahi arkadaşı... ...çok kadim ve Kuzey Avrupa'da... E, ...ki... E, ...güneş dönüm... E, ...ritüelleriyle ilgili doktora tezi yazıyor... ...bakınız burası çok modern... Öte, ...eskinin ötekisi olan... ...şimdinin... ...postmodernin... ...kadimlerini araştırıyor... Bir arkadaşları var Pele, onlar da bir nevi, o da bir nevi onları götürüyor oraya, onlar bir nevi etnolog ve Pele de kendisi ve kö, köyü ve köydeki insanları bir nevi araştırma nesnesi değil mi? Elimizdeki veri bu. Nereye gidecekler? Daha bilinmiyor. Kız bunu sonradan öğreniyor. İsveç'e gidecekler. İsveç'in çok kuzeyinde bir yerde, dağ başı bir yerde, kimsenin bilmediği bir yerde, dış dünyadan bağlantısı olmayan bu bağlamda Alfred Kubi'nin Öteki Taraf adlı romanını da hatırlatıyor. Bu son derece aslında, tırnak içinde söylüyorum, hiç orijinal olmayan bir tasarımdır. Hiç orijinal değil. Ee, İsveç... İsveç tamamıyla filmde öteki olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü kız sevgilisiyle münakaşa ederken niye bana söylemedin İsveç'e gideceğinizi? Arkadaşı diyor ki ne var bunda? Biliyorsun işte ben doktora tezi yazacağım filan falan. Kız da diyor ki iyi güzel hoş doğru söylüyorsun ama diyor. Diyor sence diyor normal mi diyor. Ben diyor şimdi birdenbire sana telefon atsan desem ki arkadaşlarımla biz 3 aylığına Çin'e gidiyoruz. Aha bu çok önemli. Bakınız bu çok önemli. Çin, İsveç, Amerika. Çin 19. yüzyılın oryantalist çağın ötekisiydi. Şimdi artık öteki olan kim biliyor musunuz? Hangi ülke biliyor musunuz? Postmodernin. En gelişmiş, klasik en demokratik, en feminist Greta Thunberg'in çıktığı, Astrid Lindgren gibi bir yazarların olduğu, Nobel ödüllerinin dağıtıldığı ülkedir en bilinmeyen diyar. Bu işte neye referans veriyor? İçimizdeki ötekisine referans veriyor. Bu bağlamda çok önemli İsveç'in seçilmiş olması. Ne bileyim Mısır'da bir azınlık olan bir, 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 bir klasik etnoloji aplike edilen. Çünkü etnoloji neye aplike edilir, Neye araştırır? İkelleri değil mi? Aa oh, İsveç'te etnoloji. Demek ki İsveç neyi temsil ediyor? İçimizdeki yabancıyı değil mi? Ee, e, önloplarımız etnolog. Limbik sistemimiz ne? Araştırılacak olan... ...kültürler. Filmin başlangıcı... ...bundan ibaret. Ve yolculuk da... E, ...bir geçiş ayini... Bunu e, Ari e, çekimiyle çok 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 güzel e, yapıyor. O klasik, ben hep söylerim bilirsiniz, o klasik manzara var, İncecik bir yol, araba gidiyor, sağlı sollu orman, doğa, kentte değiliz artık, Stockholm'dan çıktılar, uçaktan çıktılar, Stockholm'dan çıktılar. Kamera giderken tam Helsingland e, flaması geliyor. Kamera orada ters dönüyor. Biz bayağı birkaç yüz metre ters gidiyoruz. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz biz? Bambaşka bir dünyaya gidiyoruz. Nehirlerin yukarı doğru aktığını, yağmurun aşağıdan yukarı doğru yağdığını, zamanın geri gittiğini ...bizim diyarlarda korkunç olan şeylerin korkunç olmadığı... ...bizim diyarlarda normal olan şeylerin korkunç olarak alımlandığı bir diyara gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Difeket evvel deriz biz ona. Ters dünyaya gidiyoruz. Yani Ari Asta sadece coğrafi bir yolculuk yaptırtmıyor kahramanlarımıza manevi bir yolculuk yaptırıyor. O yolun ters dönüşü, flamayı okuyamıyoruz ters olduğu için hatta biraz midemizi bulandırıyor o böyle gökyüzünde dönmeler falan falan. Sonra yine de ne yapmıyoruz? Kaçırmıyoruz. Düzeldiğinde yine Helsingland adlı isim yazan Levha'nın yanından geçiyoruz. Ve bu bir geçiş ayini. Sadece onlar için değil, bizim için de. Orada artık bambaşka ölçütler var, bambaşka gelenekler var, bambaşka bir düzen var. Oranın platonizmi, oranın aydınlanması bambaşka. Orası çok 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 daha kadim. Ne olmamış, hiç değişime uğramamış değil mi? Nereye gidiyorlar? Kahramanlar nereye gidiyorlar? Hermetik bir alana giriş yapıyorlar değil mi? Aynen Thomas Mann'ın Büyülü Dağ adlı romanındaki Büyülü Dağ'daki sanatoryum gibi. Dünya değişiyor ama orası hep aynı. Her gün aynı gün yaşanıyor değil mi? Her gün aynı yaşanıyor. Nasıl bir zaman var orada? Döngüsel bir zaman var. Yani 12 Mart'tan sonra 13 Mart gelmiyor. Her gün aynı gün. Her gün aynı ritüeller. Her yıl aynı ritüel her binlerce yıl kadim yani eonlarca geriden hep aynı ritüeller aynı şeyler tekrarlama tekrarlama artık niye anlıyoruz orada zamanın gayet tabii ki çizgisel ilerlemediğini zaten filmin adı Midsommar yani mitik ve astronomik bir fenomen hep vuku bulan bu da bizi nereye götürüyor? Bu da bizi gayet tabii ki çizgisel zamandan döngüsel zamana götürüyor değil mi? Yani yani eğer çizgisel zamandan döngüsel zamana gidiyorsak, eğer modern'den kademe gidiyorsak ve eğer bu sadece coğrafi bir yolculuk değil, aynı zamanda manevi bir yolculuksa ne anlama geliyor bu? biz ve kahramanlar dehşete engiz bir biçimde modern dünya açısından bir regresyonun öncesindeyiz. Bu artık bileceksiniz. Regresyon demektir. Ters dünyaya gitmek. Değil mi? İnanılmaz hoş bir e, peyzaj, doğa. Gençler bütün dünyadan dönmüşler. Arkadaşlarını getirmişler. Ondan sonucuma. Hemen ...Pelenin... E, ...kardeşi Ingmar... E, ...onlara işte ot çıkartıyor... E, ...mantar çıkartıyor... ...hemen kafayı buluyorlar... E, ...çok ilginç... ...kız... E, ...o şeyi alır almaz... ...elinin... ...doğa ile kaynaştığını görüyor... ...elinden çimen çıkıyor... bir tek kız bunu yaşıyor... ...kız... ...doğa ile... ...inanılmaz biçimde... ...entegre oluyor. Olanlara baktığınızda... ...Mark... ...abuk abuk konuşmaya başlıyor. Herkes yatsın diyor. Yani... ...niye görüyoruz? Onda garip bir... E, ...regresyon bir... E, ...dinginliğe sebebiyet vermiyor. Rahatlamaya sebebiyet vermiyor. Onun için o regresyon korkunç. Yabancı bir şey. Christian ona keza. Kız oradan kalkıyor. Gidiyor, herkes ona gülüyor. Öbür dünyaya giriyor. Ee, küçük böyle bir tuvalet gibi bir kabine giriyor. Oradan aynada birisini görüyor arkasında. Dışarı atıyor kendisi ormana giriyor. Yani manevi yolculuğu devam eden... ...daha da çok oraya entegre olan bütün bu topluluk içerisinde kim? Gayet tabii ki Dani değil mi? Kız. Ee, burada tabii ki cinsiyet rolleri bağlamında da şey var. Bir bir stereotipin yeniden üretimi söz konusu. Ama ee, bu bunu eleştiri bağlamında söylemiyorum. Stereotipin. Yani dört kişi, beş kişilik grupta, e, pardon dört kişilik grupta sırf üç erkek e, uyum sağlayamıyor. Son derece etnolog gözüyle bakıyorlar. Kız garip bir biçimde entegre oluyor. Niye entegre oluyor? Biz biliyoruz. Orgalılar bilmiyor. Bütün ailesini kaybetmiş. Kızın haleti ruhiyesi, manevi dünyası tamamıyla Titanik, Titanik Kitonyen diyarlarda kız kapkara üzüntüsünden aynen kızını kaybetmiş Demeter gibi. Kapkara. Bu film aslında Dani'nin yaz hikayesi. Yaz hikayesi. Bakınız Midsommar bula bula Dani'nin doğum gününe yakın. Hiç tesadüf değil tabii ki. Hiç tesadüf değil. Yani Dani'nin doğum günü kutlanılacak. Zaten Sonuna doğru gittiğimizde Dani aynı zamanda ne oluyor? Filmin sonunda Mayıs Kraliçesi oluyor değil mi? May Queen. Burada anlıyoruz ki bu film aslında Dani'nin bildungs romanı, oluşum romanı, oluşum hikayesi. Dani çifte tragediye yaşıyor. Dani uygulamalı bir biçimde sırların mihnetine eriyor. O esrarı aldıkları yerlerde, yerden altı saat sonra Dani uyuyor. Ee, köye varıyorlar, Horga'ya varıyorlar. güneşten giriyorlar köye. Orada A, ...inanılmaz herkes a, mutlu Mesut şeyi hatırlatıyor biraz kıyafetleri kesinlikle var a, zikredişler. H.G. Wells'ın Time Machine adlı romanının 1959 versiyonu Rod Steiger başrolde oradaki o milattan sonra 800 bin yılındaki beyaz kıyafetli İnsanlar var ya... Eloy. Onları hatırlatıyor. Hepsi dans ediyor. Koşturuyor. Güzel güzel çocuklar. Güzel güzel insanlar. Çok önemli. Etnoloji yapmaya geldiler. Garip bir biçimde. Hepsi tertemiz, bembeyaz. Yani inanılmaz bir... Seviyeye gelmişler kendi açılarında. İnanılmaz platonikleşmişler değil mi? Ama... ...Titanik dip, e, Titanik yeraltı, vehşetengiz bir biçimde horgada hüküm sürdüğü en geç ertesi gün Ateistuban e, ayininde ne yapacağız göreceğiz değil mi? E, şöyle bir şey var, o dans etmeler, o harmonik sahneler herkes herkesi inanılmaz içten sevecen karşılaması etkileniyor Amerika'dan gelen gençler. Ve böyle çocuklar dans ediyorlar. Halk oyunu gibi bir şey. Ve orada zaten ilk garip şeyler vuku buluyor. Yere oturuyor, yerde oturuyor hepsi çimenin üstünde. Gençler dans ederken soruyor Londra'dan gelen çift. Ingmar'ın getirdiği çift. Oğlan soruyor içecekleri getirirken. Hiç kimse içmiyor yemeği. Sırf onlar yiyip içiyor. Bu da çok ilginç. Bu da çok ilginç. Yani sürekli yani yemekte bekleyememe. Hiç kimse bir şey içmezken yani onlar sürekli soğuk bir içecek almaları. Bir de Mark bu bağlamda çok dikkat çekici. Ee, oynarlarken o oğlan soruyor diyor. Ne, ne bu dansın adı? <laughs> Derisi yüzülen, şey hayır, derisi yüzülecek olan nar, palyaço. Derisi yüzülecek olan deli dansın adı. Filmin sonuna doğru son derece ilginç bir ö, öngörüde bulunma. Gayet müzik neşeli bilmem ne diyorlar, derisi yüzülecek delinin, deli bu ö, dansın adı. Ee, oradan kalkıyorlar. Sonra o büyük e, köyün meydanında büyük yuvarlak, büyük olasılıkla güneşi temsil eden e, bir yer var. Orada Siv bir nevi köyün e, kraliçesi mi desem, e, baş rahibesi mi desem o kültün, e, muhtarı mı desem. Yok zaten bir tanımlama yok. Ee, orada bir konuşma yapıyor. 90 senede bir e, biz bu ayinleri yapıyoruz. En sonuncusunu 90 sene evvel yaptık. Bir dahakisini 90 sene sonra yapacağız. Yani bakınız e, 2099'da yapacağız demiyor. 90 sene önce 90 sene sonra şimdi yapacağız. 90 sene geçecek, yine yapılacak vesaire. Böyle zaman ölçtü böyle. İçkici iç, iç, içiyorlar. Orada yaşlılar oturuyor. İki tane meşale yakılıyor ve bir adama yaşlı bir adama o yuvarlığın yuvarlak podestin üstü yaşlı bir adama ve yaşlı bir kadına veriyor meşaleleri ve filmin ilk defa Horgada disharmonik ve e, ürkünç denilecek bir sahne vuku buluyor. Ölüler, ölüler kabul edin diye siv böyle garip patetik Medeavari, tragedyavari ...Kritem Nesra'nın Orestes'i lanetlemesi var... ...bir e, vurumda ...bulunuyor değil mi? Burası çok e, ilginç... ...ve zaten... ...Dani'yi gösteriyorlar... ...yani hissediyorlar bir şeyler var... ...ama ne olduğunu bilmiyorlar... ...yatarken... E, ...Pelle diyor... ...yarın ilk ayım var... ...nedir bu? ...şu görürsünüz... ...ne bunun adı? ...Ates Tupan... E, Yarın işte öğrenirsiniz. Siyahi çocuk hemen bakıyor şey pardon Christian hemen bakıyor ama tabii ki internet bağlantısı yok. Bakınız orada iletişmek mümkün değil. Orası çünkü neresi? Orası manevi açıdan daha başı ters dünya. Yani o telefonlarınız işe yaramıyor orada. Orada bambaşka güçler söz konusu. Siyahi çocuk gayet iyi biliyor Atestupan'ın ne olduğunu. Atestupan efsanevi bir biçimde İskandinav kültürlerinde yaşlıların eğer elden ayaktan düştüklerinde kendilerine bakamayacak hale geldiklerinde ailede yaşamalarına rağmen uçurumdan atlamak zorundalar. ...uçurumdan atlamak zorundalar. Bu efsanevi deniliyor. Gayet tabii ki böyle kültler var. Kült demeyelim, gelenekler var. İnuitlerde de var, Eskimo'larda da var. Yaşlılar götürülür, kara bırakılır. Sonra kutup ayıları gelir. Onları canlı canlı, kütür kütür... ...gerler. Yani bu. Onlar da böyle. Postmodern kültür relativizmi... ...bağlamında işte... ...her kültür kendi içinde doğrudur. Kültür relativizmi böyle bir şey. Yani onlara Kopenhag kriterleriyle ki hoş Danimarka'da İskandinav ülkesi. Kopenhag kriterleriyle insan hakları sözleşmesiyle ne yapamazsınız gelemezsiniz değil mi? Nasıl ki mesela Afganistan'daki insanlara bunlarla gelemiyorsunuz onlara da gelemezsiniz. Christian çok güzel diyor Atestupan ayininden sonra. Ne diyor? Onlar da burada böyle. Varsan baksan onlar da bizim yaşlılarımızı huzur evine tıkmamızı iğrenç bulurlardı. Nitekim doğru. Aklına yine hangi bağlantı geliyor Dani'nin? Kendi annesi babası, yaşlı anne babası ve bakıma muhtaç şizofren hastası olan kız kardeşi değil mi? yani Sürekli bir analoji halinde Dani. Evet, ertesi gün ıı, atestupan Töreni. Hiç kimse bilmiyor ne olduğunu bizim ıı, tayfadan, ne bizim Amerika'dan gelen grup, ne Londra'dan gelen o çift. Hiç kimse ne yapmıyor, bilmiyor. Iı, yemekten sonra, törenden sonra böyle ıı, karınca devleti gibiler. Hatırlayın o yemek en uçtan başlıyor, sonra devrilen domino taşları gibi herkes çatal bıçağını alıyor. Ve ilginç olan hiç kimse arkasını dönmeden mesela onlar oturuyor bir şekilde anlıyorlar onlar da oturuyorlar ki sırtları dönük oraya o çok güzel yani burada gözle görülemeyen bir güçleri bir bir bir, bir, bir hissetme kabiliyetleri var bu insanların o da çok ilginç bir ee, ...yön filmin çok ilginç... ...yönlerinden yani biz modern insanların... ...çoktan yitirdiğimiz... ...neden yüzeyselleştiğimizi... E, ...gösteriyor... Aa, ...bu... E, ...şey bize... bu ...o insanların o davranışı bize... ...evet... ...Ates Tupan... ...çıkıyorlar yukarıya... Ee, ...orada kurban taşları var... ...filmin e, plakatı da buradan... ...ellerini kesiyorlar... ...kanlarını sürüyorlar... Ondan sonra ilk önce kadın atlıyor ve seyredin o sahneyi. Herkes böyle bakarken bizim Amerika'dan gelen e, protagonistler e, kız içgüdüsel olarak anlıyor ne olacağını. Ve ilk önce burası çok ilginç kült bakımından. İlk önce kadın atlıyor. Orası ana erkil bir yer. İlk önce kadın atlıyor ve kadın doğru atlıyor. Kadın kafası parçalanacak şekilde ve hemen ölecek şekilde atlıyor. Orası çok önemli. Son adam geliyor. Adam nasıl atlıyor? <laughs> Dimdik atlıyor ve ayakları parçalanıyor. Ne oluyor adam? Ölemiyor. Ne oluyor? Ayakları parçalanıyor. Ayakları şiş. Kim o adam? O adam Oedipus. Ne olacak o adam? O adam hadım edilmek zorunda. Değil mi? Ondan sonra ölmediği için ölmeyince ne anlama geliyor biliyor musunuz? Tanrılar kurbanı hemen kabul etmedi. Oo, o yüzden feryat figan başlıyor bütün ahali, bütün köy. Hepsi dövünüyor değil mi? Hemen o büyük... Odun çekiçle adamın kafasını parçalıyorlar. Bu Ödipos'un gözlerini oymasına tekabül ediyor değil mi? Bakınız kadın ilk önce atlıyor, kadın doğru atlıyor. Kafası sunak taşının üstünde patlıyor. Adamın bacakları, bacağı sol bacağı gösteriyor kamera, kırılıyor. Bunlar hiçbir şey tesadüf değil. Kim atlıyor ilk önce? Iokas da atlıyor. Ve Öydipus atlıyor ve ölemiyor. Ölemiyor. Ne yapılıyor? Orası tebae kenti ve ata erkilleşmiş olmadığı için, hayır kızıyla gitmesine izin verilmiyor. Ne yapılıyor biliyor musunuz? Kafası darma duman ediliyor. Ne oluyor? Büyük bir hayat döngüsü. İkisi de 72 yaşında. İkisi de 72 yaşında. Bunu sonradan öğreniyoruz. Ne oluyor? Öyle hemen Horgada o grillin üstünde yakılıyorlar ve külleri ölüler ağacının dibine dökülüyor. Ve tabii ki burada çok güzel bir şey var. Hmm. ...özellikle Londra'dan gelen çiftin... ...dehşete düşmesi... ...bir nevi ayini... ...rahatsız etmeleri... ...siz ne yapıyorsunuz diyor oğlan... ...küfür ediyor onlara... ...çok küfür ediyor Siz ve bari adamı kurtarın diyor... ...görmedin kadın kafasına bakın diyor... ...Siv burada çok ilginç bir biçimde... ...bakınız aynen... tragediyi açıklıyor... ...Siv burada aynen... ...klasik mitolojideki... ...Silenos'un Diyanizyak bilgeliğini... ...dile getiriyor... Bizim için diyor bu büyük bir mutluluk diyor hayatımızı böyle sona erdirmek. Diyor kaçınılmaz olana karşı çıkmak anlamsızdır ve çirkinleştirir insanın ruhunu. Burası inanılmaz bir kültür eleştirisi. Hemen dank ediyor kimin kafasına? Dani'nin kafasında ve kendi annesini, babasını ve kız kardeşini görüyor değil mi hayalinde? Ve kabusunda da aynı sahneyi görüyor. Zaten çok ilginçtir bu sahneyi seyredin. Siv o ee, Londra'dan gelen çifti değil bu kaçınılmaz olandan kaçmak ruhu çirkinleştirir. Biz hayatımız sona erdi. Ne zaman sona erdireceğimize biz karar veriyoruz dediğinde Siv kime bakıyor? Dani'ye anlatıyor bunları değil mi? Dani'ye anlatıyor. Ee, ve en geç burada kadının ilk önce atlamasında, kadının kafasının patlamasından, profesyonelce hemen yok olmasından, usun ve adamın ölememesinden, bacağının parçalanmasından, ödipalleşmesi, ikincilliğe düşmesini e, zikrediyor. Ve biz burada ne anlıyoruz? Horga'da garip bir biçimde ...hiçbir Norse mitolojisiyle ilgisi yok. Böyle eleştirilerde okudum... E, ...Mitsomer'i anlamak için... E, ...Norse mitolojisi gibi... ...hiç alakası yok. Norse mitolojisi Yunan mitolojisinden... ...daha daha daha, daha ataerkildir. Daha daha daha... E, e, ...aydınlanmacı... ...maçodur. Bu tamamıyla... Antropolojiden, antropoloji ve etnoloji biliminden toplanılmış unsurlar burada değerlendiriliyor. Horgan'ın Norse mitolojisiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Bu, bu, bir suni mitoloji. Horga için yaratılmış bir mitoloji. Evet, Atestupan var. Onu kullanmışlar. Onu kullanmışlar ama Atestupan da sadece İskandinav kültürlerinde yok arkadaşlar. Ee, yani uçurumdan ektirme evet onlar da ama mesela dediğim gibi buza bırakma yaşları kutup ayılarına bırakma yaygın niye ee, eli ayağı tuttuğu sürece öldüğünde tanrılar tarafından kabul edilebilsin diye bir şey var bu da son derece kadim eski bir şey ve genel bir şey bir strüktür değil mi zaten siv ...tragedyanın tanımını yapıyor. Yani mitzomları anlamak için... ...klasik Yunan mitolojisi ve klasik Yunan tragedyalarını... ...ve dolayısıyla klasik Yunan mitolojisi... ...önceki mitosları bilmek daha daha faydalı. Demek ki ne yapıyor Ari asta Son derece entelektüel bir a, biçimde... ...bütün bunları a, sanat katında bir araya getiriyor değil mi? Metinler arasılığı buradan kaynaklanıyor. Tragedyanın tanımını yaptı. Ölümden kaçamazsın. Yapabileceğin en iyi şey ne? Dünyaya gelmemek. E dünyaya geldin yapabileceğin en iyi ikinci iyi şey ikinci iyi şey ne? Bir an evvel bu yeri terk etmek. Ne yapıyorlar atestupanda? Artık yaşlanmış, hastalık gelecek, Aa, bakım gelecek, kendini bilmeme gelecek. Ne oluyor? sona erdiriyorlar hayatı değil mi? Şimdi hatırlayın filmin başında o meşaleleri verdi ya bu iki atlayan insana, adamla kadına, Siv. Orada oturan herkes hepsi yaşlıydı. Sıra onlara da gelecek. 72 olan herkes oradan atlıyor. Zaten Siv ne diyor? O dehşete düşen Londra'dan gelen çocuğa. Diyor benim diyor sıram geldiğinde diyor ben de diyor büyük bir mutlulukla aşağı atlayacağım diyor. Tabii ki aydınlanmacı bir zihin için bu bir cinayet, bu bir söyleyin ismini, bir ahlaksızlık, bu bir katliam gibi şeyler. Ne yap yapamıyorlar bir türlü? İnsada içkin olan, kitonyen unsurlarla hayatını sona erdirebilme kabiliyetiyle uzaktan yakından alakaları yok artık. Neden? Çünkü 2000 senedir aydınlanma onlara neyi pompalıyor? Yaşayın, güzelsiniz, daha güzel olun, daha hızlı olun, süper olun, bütün sırların mihnetini çözün. Doktora tezleri yazın, ilginç konular hakkınızda akademisyen olun, atıp tutun. Böyle antik Yunan hakkında atıp tutun. Ay tragedyalar, orada neler oluyor? Sanki böyle okuyorsunuz doktora tezleri bütün Atinalılar toplanmış. Entel entel felsefe tarihçileri misali at şeyi seyrediyorlar. Tragedyaları seyrediyorlar. Aynen Horgalıların o insanların nasıl aşağı atlayıp parampirçik olduğunu seyrediyordu Yunanlılar. Hiç kimse de Eşil olsun, aman aman ne kadar bilmem ne birikiminden etkilenmiş, şundan etkilenmiş, bundan etkilenmiş... ...umrunda değil. Biz geçmişimizi de böyle ne yaptık? Bağlantımızı kaybettik. Teoritize ede ede, ede. akademikleştire akademikleştire e, ne yaptık? Yabancılaştık onlara. Sanki Fransız Kültür Merkezi'nde bir e, matine e, de... ...sergileniyor e, Sofokles'in Kral Ödipos'u. Yok öyle bir şey. Ari Aster bunu da eleştiriyor. Ve neyi eleştiriyor biliyor musunuz? İşte aydınlanmacı... E, ...bilgi... E, ...kültünü eleştiriyor. İki oğlan da... ...hem Christian hem siyah çocuk... ...bu konu hakkında doktora tezi yazıyorlar. Yani teorik bir mesafe tutuyorlar bulundukları ortamı. Halbuki uygulamaya geçecekler ve onları da ne yapacaklar? Kurban edecekler değil mi? Burası filmin en büyük eleştirisi. Bilmek, tarif etmek, teorisi bir şeyin gerçeğinden bambaşka. Bu Daniye de e, referans veriyor. Şöyle ki, ay canım sevgilim, annen öldü, baban öldü, bla bla. Ee, ...bekara... ...kadın boşamak kolay misali. Psikoloji okuyor o da. O da psikoloji okuyor. Niye? Çünkü kız kardeşini iyileştirecek. Nasıl antropoloji doktorası yazanlar... ...orada kütür kütür kurban ediliyor, ediliyorlar... ...gayet sosyal antropolojik... E, ...açılardan... ...mitolojik açılardan... Ee, ...Dani de... ...kendi söküğünü dikemeyen... bir Schneider. Ee, terzi, ee, terzi, psikoloji okuyor, kendi abla kız kardeşi, şizofren hastası, intihar ediyor. Neden çünkü onunla ilgilenmiyor. Psikolojiye gerek yok. Sosyal antropolojiye de gerek yok. İnsanlar zaten yaşıyor. Kadim kadim mitler. Bir erkeğe nasıl büyü yapılır? Bu bütün dünyada bilinir. Menstruasyon kanı. Yemeğine ya da içeceğine konulur. <laughs> Aşk büyüsü diye geçiyor horgada. Ya da çok ilginç ıı, pubik ıı, kıllardan, cinsel organlarının oradaki kıllardan kadın bir tanesini göz koyduğu, Aşkına ilan edeceği, çocuk yapmak isteği, istediği erkeğe ne yapıyor? Yediriyor değil mi bir şekilde? Bütün bunlar bu o, koca karı yöntemleri, bu ortaçağ Avrupasındaki cadı yöntemleri... ...bu kadınların yakılmasına sebebiyet verdi bunlar... ...büyüler, bilmem neler, e, söyleyin adını, e, zikrediliyor filmde, bunlar da çok eğlenceliydi. Bir tane ayı var, o ayını, ayı ilginizi çekmiştir. Hiç vahşi değil, yabani değil. O da çok eski, prehistorik ayı kültüne götürüyor bizi. Şöyle ki, o ayı yavruyken geliyor köye. Büyütüyorlar onu. O yüzden öyle rahat rahat kafeste. Herkesi tanıyor, herkes de onu tanıyor. O da kurban ediliyor. O da kurban ediliyor. Hatta bir şey var, etnolog var Alman. Şimdi ismi gelmiyor aklıma. O mesela Kızılderililer'de böyle bir kültten bahseder. Kuzey Amerika'da, şimdi adını hatırlayamadığım bir kabile. Alıyorlar yavruyken, onu büyütüyorlar. Yani bütün kavmin şeysi oluyor. Sevgilisi oluyor. Şımartıyorlar onu, besliyorlar. Herkesin evine gidiyor, geliyor, istediğini yapabiliyor. Ama belli bir süre geçtiği zaman maalesef parçalanarak onu öldürüyorlar ve çok 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 üzülüyorlar. Değil mi? Bu da ne? Bu da yer altındaki nere kurban. Mutluğa ne yapmasınlar diye göz dikmesinler diye değil mi? Böyle mit şeyleri var. Orasında Horga'da ana Erkin'in hüküm sürdüğü şuradan da belli. E, Directors Cut'ta bir sahne var. Ana tanrıçaya nehir şekliyle, nehir var orada, filmde biz görmüyoruz, o sahne kesilmiş. Orada e, nehire kurban veriyorlar. En bereketli ve en meyve yüklü ağacı nehire atıyorlar. Sonra bir çocuk çıkıyor diyor, ben de diyor a, annemize e, beni isterse hediye edilmek istiyorum diyor çocuk. Aa diyorlar öyle mi? Bağlıyorlar çocuğun ayağını. İki adam geliyor, birisi kolundan birisi bacağından. Sallıyorlar ve büyük bir kayalık e, kaya koyuyorlar çocuğun göbeğini hemen batsın diye suya e, tam açacaklar çok ilginç köy ahalisi durduruyor onu ve diyor ki çok e, cesur olduğunu kanıtladı onunla beslemeyelim annemizi diyorlar ve çocuk orada e, kurtuluyor. Öyle bir şey var, çok ilginç. Anneleri var, ana tanrıçaya ıı, tapılı, ıı, tapınılıyor değil mi? Şey ilginç ıı, burada. Iı, hem ıı, o çiftin kaybolması, ondan sonra Mark'ın özellikle ıı, ölüler ağacına işemesi. Burada da yani postmodern, yüzeysellik. Yani bırakınız ulu orta öyle bir köyde işemeyi gidip yani hiçbir şeyle ilgisi yok adamın ki sözüm ona o da üniversitede okuyor. Yani utanma dahi yok. Adam orada hüngür hüngür ağlarken sinir krizi geçirirken bizim atalarımızın üstüne işedi diye ki yakılan insanların külleri dökülüyor oraya. Ee, o diyor ki ne oldu canım diyor yani ağaç zaten ölü. Ha, anlıyor musunuz? İşte orada, orada İlk baştaki dansı hatırlayın. Delinin derisi yüzülme yüzülecek dansı. İşte deli o. Nitekim Mark'ın derisi yüzülüyor ve Shakespeare'in eee palya, palyaçoları gibi en sonunda o ateş tapınağına e, götürülüyor değil mi? İkinci arabada. İlk arabada gördüğümüz o tekerlek görünüyor ya Hint mitolojisindeki e, ...şey döngüsü, hayat döngüsü. Ee, ilk önce o, onun arkasında Mark. Evet. Ama oraya gelmeden daha... ...o törenleri biraz açıklamak lazım. May Kraliçesi tabii ki ana tanrıçanın... ...yeryüzündeki sureti. Yeryüzündeki sureti. O yüzden kraliçe oluyor orada. Ana erki olduğunu buradan da görüyoruz. Nitekim Sivin... ...başkanlığından ya da üstün e, konumundan anlıyoruz değil mi? Orası e, ana erkil bir yer. Nitekim bütün o çiçek kültü de çiçek kültü de, çiçeklerle süslenmeler de niye hatırlatıyor bize? Gayet tabii ki Eloizis gizem tapımlarını hatırlatıyor. Ne var Eloizis gizem tapımlarında? Demeter'in kızı Persephone veya Kore çiçek toplarken ölüm ona göz koyuyor ölüm onu alıyor hades onunla evleniyor onun karısı oluyor Demeter buna kızıyor dokuz gün dokuz gece bakınız bu da tesadüf değil filmde de festiviteyiz ee, e, ayinler dokuz gün dokuz gece sürüyor ee, dokuz hep e, üç, üçün e, karesi hep böyle bir olumsuzlukla ilintilidir ölümle ilintilidir. 9 gün 9 gece Demeter meşalelerle kendisi kararmış bir biçimde. Kendisi karardığı için dünyada hiçbir surette bir çiçek dahi büyümüyor. Değil ki meyve sebze, değil ki buğday. 9 gün 9 gece bir tanrı için, tanrıça şey için, insanlar için uzun bir kıtlık süresi. Belki yüzyıllarca süren, bin yıllarca süren bir kıtlık sürecini tekabül ediyor. Niye? Ölüm çünkü kendi gençlik suretini alıyor değil mi? Genç kızlık suretini. Ee, hayatın yeşermeye şansı yok. Dionysos nerede olmak zorunda? Yer altında olmak zorunda. Bu dokuz gün, dokuz geceden sonra e, tanrılar paniğe kapılıyor. E, Kore'yi yer altından çıkmasını sağlıyorlar. Ama... Nar yediği için, yedirdiği için Hades Persephone'ye... ...senenin üçte biri kadar aşağıda olmak zorunda. İşte o da kışa tekabül ediyor. Şimdi yine hatırlayın kış, filmin başı donmuş peyzaj. Öfkeli kuzeyli tanrılar. Ve e, umrunda olmayan, e, doğanın umurunda olmayan insanlar intihar etmiş. Ağlıyor, e, sürünüyorlar. Hiç böyle umursamayan yağan kar da yine e, Kore'nin yokluğuna tekabül ediyor. Dolayısıyla Mayıs kraliçesi niye tekabül ediyor? Cehennemden yukarı çıkan Persefone'ye tekabül ediyor değil mi? Evet, maddi manevi anlamda hem kız e, Dani bolluğu bereketi getiriyor Dani Demeter D de, Delta verimlilik doğurganlık e, hem kız bereketi getiriyor hem hakikaten kendisi de ailesini kaybetti. Bir nevi Demeter'in alter egosu. Hem kendisi de manevi açıdan da yükseliyor. Mayıs kraliçesi olunca değil mi? Ne yapıyor Mayıs kraliçesi olunca? Ki dansla tespit ediliyor. Gaya evreni dönerek, dans ederek yarattı. Bunlar hep kullanılan motifler. Aa, ...oyunculara doktora tezi... ...yazdıran Ari Asta... ...aslında kendisi son derece... ...yoğun bir biçimde çalışmış ama o zaten... ...birikimli... ...genç bir sanatçı olduğu için... ...onun için pek... ...zorlanmış olacağını... ...sanmıyorum. Ne yapıyor... ...Mayıs Kraliçesi? Persefone, çiçeklere bürünmüş... ...Persefone... ...hatırlayın... ...geri geri geri... ...çiçek toplanıyor, niye... Çünkü aynen Persephone'nin yaptığı gibi geri geri gidiyor, arka tarafına bakmıyor ve Hades onu kaçırıyor. ürünleri kutsuyor Persephone, orası çok güzel. Bir çukur açılmış, oraya buğday dökülüyor. Üstüne de bir, bir ciğer gömülüyor, bir dua okunuyor, yine dönülüyor. Son derece masaldaki gibi bir şey var. Ve resmen evet kül kedisinin at arabası o. Amerika'dan gelip annesi ölmüş, babası ölmüş, kız kardeşi ölmüş. Orada prenses, kraliçe. Resmen bir masal arketipi de var orada. O at arabasıyla. Hayvanları kutsarken neyi görüyor? Prensinin, Prensinin, Christian'ın. ...Ata Erkil kraliçen. Değil mi? İsminde saklı. Bir iyi sağlık. Ee, bir bereket ailenin ortasında olduğunu görüyoruz. O kızıl saçlı kız. Maya. Ne yapıyor? Zaten ona meyilli olduğunu, onun içeceğini, menstruasyon kanını ve onun etli ekmeğini, Vajinal kılını Koymasıyla Zaten herkes anlıyor Siv de çağırıyor olanı, Ve diyor yani Sen şey yapar mısın Evlenir misin mayalan? sana çok umutlu Umutla bağlı Zaten bir ilaç Veriyorlar dans esnasında çocuk her şeye Evet diyor Yine bir şey Koklatıyorlar ona bir çocuk garip bir yere götürülüyor. Kutsal kitabın bulunduğu bir yere götürülüyor ki o kutsal kitabı yazan ensest ürünü olan, bakınız yine Oedipus ve Iokaste meselesi. Ensest ürünü olan çocuk yazıyor ya Rudi Radra. Orada yatıyor, bir açılıyor kapı. Maya ortada çırılçıplak ve çıplak kadınlar orada. Burası çok ilginç. Oradaki o ayin tamamiyle Tanrıça'nın üç halini birleştiriyor. Kız Bakire, Maya, bekareti gidecek ve hamile kalacak. Sonra tam cinsel ilişkinin ortasında bir kadın ona elini uzatıyor ve şarkı söylüyor ona. Annesi. O kime tekabül ediyor? O işte bakınız Persefone, Demeter. Sonra cinsel ilişki çocuk yapılmak üzere cinsel ilişki sürdürülürken daha yaşlı ve böyle e, ilişki bittikten sonra kendisini göster, böyle dişleri yamru yumru o da artık Hekate versiyonu yani görüyoruz Maya büyüyen ay annesi dolunay ve öteki kadın küçülen ay ve yeni ay değil mi? olumsuz bir işaret aslında ilk son olarak onunla göz göze gelmek neden çünkü o meduzaya tekabül ediyor ne diyeyim? çocuk Adem misali Adem misali Çırılçıplak çıplak dışarı çıkınca nereye gireceğini şaşırıyor tavuk kümesine giriyor tavuk kümesinde Hannibal filmlerinden bir alıntı var burada da işte medyalar arasılık söz konusu Orada o Londra'dan gelen oğlanı buluyor. Sözüm ona o gitmişti. sırtı açılmış, derisi yüzülmüş onun da. O sormuştu o soruyu bu dansın adı ne diye. ve akciğerleri dışarıda. Yakın kamera geri geriye gittiğinde ...niye görüyoruz? Akciğerlerin şişip söndüğünü görüyoruz. Demek daha canlı. Tam oğlanın suratına bakarken onu felç eden, ...ve e, hiçbir aktivite bulunamayacak hale getiren bir toz üfleniyor suratına. Sonra filmin sonuna geliyoruz artık. Filmin sonunda... E, ...dokuz kişi kurban edilecek. Dört tane dışarıdan ve her dışarıdan olan için... ...bir tane de horgadan. iki tane zaten e, kurban edilmiş var. Ve Ulf ve Ingmar... Pelen'in e, olan kardeşi kendilerini e, sunuyorlar, bağışlıyorlar bedenlerini. Etti sekiz. Ama bir tanesini de kim seçecek? E, e, kraliçe seçecek. Ondan evvel e, seçilecek olan için Horgalı birisi seçiliyor. O da e, Tubion. Ondan sonucuma Kraliçe de kimi seçiyor? Christian'ı seçiyor değil mi? Meryem Ana İsa'yı reddediyor. Meryem Ana iyicene neye dönüşüyor? Kadim bir ana tanrıçaya dönüşüyor. Kendisini reddeden, gılgamıştan, nefret eden inanaya dönüşüyor değil mi Dani? Ondan sonra filmin e, en etkileyici e, sahnelerinden bir tanesi ve soundtrack'in en muhteşem olduğu e, yer başlıyor. Filmin sonu o yasak olan tapınak meğersem ateş tapınağıymış. Oraya ölüler yerleştiriliyor. ...ve orada çok 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 önemli bir... ...medyalar arası bir şey var... ...Joel Peter Witkin... ...1939 doğumlu... ...çok ünlü bir fotoğrafçı... ...ölülerle ilgili... ölü ...ölülerin resmini çeker ve... ...ölüleri natürmort haline getirir... ...yani mesela bir köpek... ...ölüsünü alıp... ...karnını açıp... ...oraya meyveler yerleştirir... ...natürmortu kelimenin tam anlamıyla uygular... ...köpek canlı gibidir... ...ama bedeni, karnı... ...meyvelerle doludur. Çok meşhurdur. Joel Peter Witkin, Bütün o ölüler... ...özellikle o... ...ağzından bitkiler çıkan... ...ve karnında... ...meyveler olan... ...ölüler, horgalılar... ...kesinlikle kesinlikle 13 Eylül 1939... ...Amerika doğumlu... ...Joel Peter Witkin adlı... ...fotoğrafçıdan esinlenmedir. Bu adamın özelliği... ...özellikle klasik mitleri... ...son derece... Ee, ...dehşetengiz bir biçimde çirkinleştirmesi, groteskleştirmesiyle ünlüdür. Ee, videonun sonuna Joel Petavitkin'in e, üç tane e, resmini size ekleyeceğim. Ayıyı da kurban etmişler. Ayı ne işe yarıyor? Ee, kurbanların bir tanesi için e, mask. Bu nedir biliyor musunuz? Tragedyadaki masktır. Mask, mask. Ağlayan Dionysos, parçalanan Dionysos değil mi? Tragedya maskıdır o. Ayı postu. Kimi koyuyorlar içine? Christian'ı koyuyorlar. Bu en büyük o, parodi filmde. İsa çarmıhta geril, çarmıha gerilmiyor. Christian. İsa bir ayı postunda, pagan bir ritüelde, tragedya maskesinin içinde. Ne yapılıyor? Yakılıyor değil mi? Yakılıyor. Burada işte bütün o tragediadaki teke şarkısı, tekelerin kurban edilmesi vesaire vesaire. Bunları görüyoruz. Ve niye görüyoruz? Ölülerde bitki ve insan karışımı unsurları görüyoruz. Yani ne oluyor kurban ritüelinde? Kültür ile doğa arasındaki hiyerarşi sıfırlanıyor. Kültür aşağıladığı ve kullandığı ve istismar ettiği doğaya yaklaşıyor ve onun ondan af diliyor. Af diliyor. Kendisini affettirmeye çalışıyor. Bütün bu hiyerarşiyi ne yapmak için dengelemek için değil mi? Evet tapınağı yakıyorlar. Christian, bir iki inşaat ve Ulf canlı canlı içindeler bağırıyorlar. Bakınız yine aynen adamın atlamasında olduğu gibi. Hemen ölmeyince dehşeti düşüyorlar. Orası işte katarzise uğrayan, ilksel, tragediye götüren ilksel ayinlerin tırnak içinde söylüyorum, inananları, neofitleri. Hayatın korkunçluğuna eriyorlar. Orada o zıplamalar, dövünmeler, kendine acı vermeler, delirmeler. Tam işte binlerce yıl sonra Aristoteles'in katarzis diye tragedya arındırır dediği unsuru orada görüyoruz. Başka bir zikrediş daha var bu bağlamda. Ay, ayı postuna soktuklarında Christian'ın ne diyor bir tane yüzü kapalı? Niye yüzleri kapalı? Gizemi görmemi görmeleri yasak. Göremezler. Orada tanrılar artık e, devrede. Sen sadece ateşi yakarsın ya da duanı söylersin. Ne diyor? Seni diyor en derinlere gönderiyoruz diyor. Seni gidi canavar. Bizi diyor korkunç duygular, duygularımızdan arındırasın ve daha iyi insan yapasın diye seni yakıyoruz diyor. Ay, ayı postunu diyor bunun içinde Hristiyan var. Ve yakıldığında o üç meşaleli adam çıktığında... Kızın Dani'nin perspektifinden niye görüyoruz biz? Hakikaten ortada canavar gibi bir karartı var. Ve arkasında alevler yanıyor. Kesinlikle kesinlikle cehennem imajı. Cehennem imajı. Cehennemde kim kurban ediliyor? Evet. Şeytan kurban ediliyor. İnsanlar daha iyi olsun diye. Paganca söylediğimiz zaman. Kim yanıyor orada? Ayı postunda. Ve e, Christian içinde. Titanlar Dionizos'u parçalıyor değil mi? Kim orada... Iı, ...cezalandırılıyor? Burnu Kaf yükselen... ...kültür orada... ...cezalandırılıyor değil mi? Evet. Sevgili arkadaşlar. Kurban ritüelleri... Iı, ...mit ıı, ve medyalar arasılık dedik. İnanılmaz postmodern bir... Iı, ...şey olmuş... ...senfoni olmuş... ...hiç disharmonik unsurları yok... ...hiçbir surette belli bir mitolojiyi... ...Norse Nors mitolojisini... ...Yunan mitolojisini, Roma mitolojisini... ...bilmenize gerek yok... ...antropolojinin temel kavramları... ...son derece edebi bir biçimde... ...sanat katına... ...yükseltilmiş... ...ben bu filmi inanılmaz başarılı buluyorum... ...yorum'a gelince... ...bu film neyi amaçlıyor... ...film tabii ki günümüz kültürünü eleştiriyor. Kültür eleştirel bir film değil mi? Us us eleştirisi. Yani bütün medeniyetten, bütün gelişmişlikten, bütün ee, aralıktan, bütün süper olma durumundan neyi unutmuşuz biz? Hayatın değerli olduğunu unutmuşuz. Yaşamadığımızı fark ediyoruz değil mi bu filmde? Arkadaşlar birbirlerinin kuyusunu kazıyor. Anneler, babalar çocukları tarafından intihar edilirken yalnız kalmasınlar diye, kız kötü diye değil, yalnız kalmasın diye, huzur evine gitmesinler diye, belki üzülmesinler diye öldürülüyorlar. Kız kardeşi onlara ulaşamıyor. Yani niye görüyoruz ne karşı karşıya geliyor? Her şeyin bir bedeli var. Çok fazla gelişmişliğin bedeli bu bir kolektifin bedeli de ödeceği bedeli de herkesin birbirini sevmesi de herkes birbirine annelik babalık yapması herkesle kardeş olmanın bedeli de ne? Ölüm karşısındaki eşitlik. Bunu söylüyor film. Kararınızı verin diyor. Ya bu var. Amerika. Ya bu var. Horga. Değil mi? Başka bir üçüncü seçenek yok. Ya yukarı tüküreceksiniz bıyık olacak ya aşağı tüküreceksiniz sakal olacak. Bu 20. yüzyılın ve 21. yüzyılın ana konusu. Bu filmi ilk seyrettiğimde kesinlikle kesinlikle aklıma Max Frisch'in Homo Faber adlı romanı geldi. Orada da Amerika aynen filmdeki Amerika'ya tekabül ediyor. Ve e, Yunanistan aynen filmdeki Horgaya e, tekabül ediyor, değil mi? Amerika'da Walter Faber adlı kahraman son derece süper mühendis şeyle Birleşmiş Milletler için çalışıyor, fakir ilkel ülkelere barajlar yapıyor, onların gelişmelerine gelişmelerini sağlıyor. Hiç hayatını yaşamıyor, hep böyle mutsuz. Yani mutsuz de değil, farkında bile değil mutsuz oldun. Sonra gidiyor Yunanistan'a tırnak içinde trajik bir şey yaşıyor, okuyor romanı. Öyle rahatlıyor ki pıtır pıtır hemen mide kanseri oluyor. Niye? uçurumdan atlıyor hayatınızı teslim etmek zorundasınız. Vakti geldiğinde. Yani kafanızı kestirip dondurmayın arkadaşlar. Zaten yani bilim bunu yapabilecek hale gelse bile hiç kimse sizi 150 sene sonra o kafanıza bakıp kimse yani teknoloji mümkün olsa bile çöpe atılacaksınız. O kadar önemsemeyin kendinizi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.